arkadaşlar. Kümeler ve kartezyen çarpım konumuzun ÖSYM tadında bir testiyle devam ediyorum. Birinci sorumuzda bir tablo verilmiş. Tabloda isimleri verilen kişilerin telefon, tablet ve internet imkanlarının hangilerine sahip oldukları işaretlenmiş. Buna göre A kümesi telefonları olanları, B kümesi tableti olanları, C kümesi internet olanları vermiş. Buna göre boyalı bölgelerdeki kümelerin bir elemanı olup olmadığını sormuş. Şimdi şöyle yapalım öncelikle. Burası A kümesi ile C kümesinin kesişimi olduğuna göre o zaman buradaki sarı bölgemiz telefonu olanlar ve interneti olanlardır. Tableti yok buradakilerin. Buna ait olan tablodakine bakalım. Telefonu ve interneti olacak. Tableti olmayacak. Telefonu ve interneti olup tableti olmayan Emin var burada. O zaman bu kümeye Emin'i yazabiliriz. Bunun dışında şimdi buradakilere baktığımız zaman bunların ikisi aynı şeyi ifade ediyor. A kümesi ile B kümesinin kesişimini ifade ediyor. Ve C'yi çıkarttığına göre o zaman buradaki kısımda C'nin olmaması yani interneti olmayacak. Şu ikiz çarpım koyduğum kısımda telefon ve tableti olacak. Ama internetinin olmaması lazım. Buna göre telefonu ve tableti olup interneti olmayanlar bir tek Yusuf var. Buraya Yusuf geldi. Bu kısmı düşündüğümüz zaman burası B ile C'nin kesişimi yani tableti ve internet olacak. Ama telefonu olmayacak. Tableti olacak, interneti olacak ama telefonu olmayacak. Dolayısıyla tableti ve interneti olup telefonu olmayan da burada Ali var. Buraya da Ali geldi. Dolayısıyla şu an sadece bu kısımları 3 kişi yerleştirebildik. Kişilerden kaç tanesi bu kümelerin bir elemanı olabilir demiş. 3 tanesi bu kümelerin bir elemanı olarak geldi. İkinci soruda A ve B birer küme olmak üzere A kümesinde olmayan elemanlar ve B kümesinde olmayan elemanlar şekilde ifade edilmiş. Buna göre A kesişim B'den bahsediyor. Şimdi buradaki ifadede A kümesinde olmayanlar B kümesinde olmayanlar dediğine göre kesişimlerinde mesela şıklardan gidebiliriz burada. 2, 5 ve 8 demiş. Şimdi 2, 5 ve 8. Mesela 8 burada A'da olmayan elemanlardan biriydi. Dolayısıyla A kesişim B'de bu A kesişim B olabilmesi için hem A'da olacak hem de B'de olacak. 8 A'da olmayanların arasında olduğu için bu kümeyi alamayız kesişime. Burada yine 8'i vermiş. 8 A'da olmayan ve B'de olmayan elemanda kesişimleri olması mümkün değil. C'ye baktık. Burada da mesela dikkatimi 3 çekiyor direkt. 3 yine A'da olmayan elemanlardan biriydi. Kesişimlerinde olması mümkün değil. 5 ve 7'ye baktığımız zaman A'da olmayan ya da B'de olmayanlardan biri herhangi biri yok. Bu olabilir. Buraya baktığımız zaman yine 8 var burada. 8 yine A'da ve B'de olmayan elemanlarda kesişiminde olması yine mümkün değil. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı geldi. Üçüncü sorumuzda ABC birer küme olmak üzere bize A kesişim B ve B kesişim C'nin kesişim kümesi yapılmış. Buna göre bu elemanların kümelerin eleman sayılarının en az olmasını istemiş. Şimdi şöyle yapalım. Biz yine bu ABC kümesini kesişim 3 tane ABC kümelerini yazdım. Şimdi şuraya baktığımız zaman A kesişim B ile B kesişim C'nin kesişiminde 4 elemanı var. O zaman buradaki şimdi 4 elemanı hem A ile B'nin elemanı olması lazım. Kesişimi oldu, kesişiminde bir eleman olduğuna göre hem A ile B'nin bir elemanı olacak hem de B kesişim C'deki B ve C'nin bir elemanı olacak. Dolayısıyla 4 3'ün de kesişim noktasıdır burada. Bunun dışında buraya baktığımız zaman A kesişim B'de 1 2 ve 3 var. A ile B'nin kesişimine sadece bunları yazacağız. Dolayısıyla A ile B'nin kesişimi şurası 1, 2 ve 3 burada. B ile C'nin kesişiminde de sadece 5 varmış. O zaman 5 de buraya geldi. Buna göre elemanların en az olmasını istediği için buraları boş bıraktım. Buralarda bir eleman olmak zorunda değil. Dolayısıyla A'nın eleman sayısı buradan şöyle düşündüğümüz zaman bu kümede 4 tane eleman var. B'nin elemanları düşündüğümüz zaman burada 5 tane eleman var. C'de de 2 tane eleman var. Dolayısıyla buradan toplamları 11 geldi. Dördüncü soruda A ve B birer küme olmak üzere A'nın ve B'nin elemanlarının toplamı en az olmasını istiyor. Şimdi A'nın elemanlarına bakalım öncelikle. A'da mutlaka bu sembol var. Başka bu sembol var. İki tane eleman oldu. Bunun dışında A ile B'nin kesişiminde bu sembol olduğuna göre demek ki bu eleman hem A'nın hem B'nin elemanıdır. Dolayısıyla A'nın şu an üçüncü elemanı oldu. Aynı şekilde burada A kesişim B'nin bu elemanı olduğuna göre bu A'nın da elemanıdır aynı zamanda. Dolayısıyla A'da şu an dört tane eleman var. B'nin elemanlarına baktığımız zaman 1, 2, burada yine aynı şekilde 3 ve 4 bunlar yine aynı şekilde B'nin de elemanlarıdır. Dolayısıyla B'de de 4 tane eleman vardır. Toplamları en az 8 olur. 5. sorumuzda aynı evrensel kümeye ait A ve B kümeleri için bize bazı bilgiler vermiş. Bunları kesişen iki küme olarak yapalım. A ve B'nin toplamlı elemanlarını sormuş. A kesişim B'de 3, 4, 5 demiş. Öncelikle bunu yerleştirelim. 3, 4 ve 5 var. Daha sonra şimdi A fark B'nin, A'nın B'den farklı olduğu kısım burası. Burada bir elemanı yok demiş. O zaman bir elemanı
Şimdi birleşimde mutlaka bir eleman olduğuna göre bir elemanı bu içeri bu taradığım kısmın tamamında mutlaka olması lazım. 1 burada olmadığına göre o zaman 1 burada olmak zorunda. 2 de B fark A'nın elemanı değildir. Şimdi B fark A kısmı burası. Burada 2 eleman olmadığına göre o zaman 2 de burada yazmak zorunda. A birleşim B şu anda bunun tamamında 1, 2, 3, 4, 5 hepsi var. Dolayısıyla A'nın elemanlarını topladığımız zaman 4 eleman var. B'nin elemanlarını topladığımız zaman yine 4 eleman. Toplamları da 8 geldi. 6. soruda yanda gösterilen tablo bir hayvan barınağındaki hayvanları temsil etmektedir. A eksenindeki bölümler bir özelliği temsil ederken A üssü eksenindeki bölümler bu özelliğin tümleyeni temsil etmekte. Bu durum B ve B üssü eksenler için de geçerli. Mesela A kümesi tavşanlar kümesi ise A'nın tümleyeni kümesi tavşan olmayanlar kümesi. 23 hayvanın olduğu bu hayvan barınağında hayvanların 15 tanesi beyaz renkli, 5 tanesi beyaz renkli kedi, 7 tanesi ne kedi ne de beyaz renkli olduğuna göre sadece bu özellikler dikkate alındığında eleman sayıları itibariyle aşağıdaki tablolardan hangisi bu barınağa ait olabilir demiş. Şimdi bakalım burada beyaz renkli olması var ve kedi olması var. O zaman mesela A burada beyaz renkli olmaları olsun. Şöyle gösterelim. B ise kedi olmaları olsun. Şimdi bir taraf mesela burada A üstü demiş. O zaman buradakiler mesela bunlar beyazsa bunlar beyaz olmayanlar olacak. Buradakileri mesela B'yi buraya almış. Bunlar kedi ise mesela burası kedi olmayanlar olacak. Şimdi 15 tanesinin beyaz renkli olduğunu söylemiş. O zaman buradaki toplamın 15 olması gerekiyor. Burada mesela 14 gelmiş. A şıkkı olmaz. Burası olmaz. Burası C olabilir. E olmaz. D olabilir. Beyazların toplamı 15. O zaman C ya da D'den biri olacak. 5 tanesi beyaz renkli kedi. Yani beyaz ve A ve B'nin kesişiminden bahsediyor. Şimdi buraya da baktığımız zaman A ve B'nin kesişimi burası. Hem A'nın hem de B'nin özelliklerine sahip. Dolayısıyla 5'in olduğu yer beyaz renkli kedi A ve B'nin kesişimi burası olması gerekiyor. Dolayısıyla buradan C'yi de elemiş olduk. Yine diğerlerini de kontrol edelim. 7 tanesi ne kedi ne de beyaz. Yani A'nın tümleyeniyle B'nin tümleyenin kesişimi o da burasını veriyor. Buradaki kısmında 7 olması lazım. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı geldi.